Ekiple ilgili ligimizin sene başından itibaren hem ekibiyle beraber en iyi organize olan takımı hem savunmada hem hücumda ve planların üzerinde de modern oyun üzerinde hareket ediyorlar. Biz de ona göre bugün bir plan yaptık. Bazen baskı, bazen ikinci bölgede beklemek, topa sahip olduktan sonra da kaybetmemek ve bunu doğru kullanmak. Ve oyun yediğimiz ilk gole kadar aslında ortada dengeli bir şekilde giden, rakibin biraz daha bizden daha fazla topa sahip olacağını da düşünerekten ayağımızdaki çabuk kaybettiğimiz bir top, rakibin de organize gelip arka direkten bulduğu gol, sonrasında da yapılan hamleler, gene bir geçiş, savunma güvenliğini bıraktığımız an, sonrasında oyuna biraz ortak olmaya çalıştık, penaltı, belki kaotik oyunda girdiğimiz pozisyonlar ve uzatmalar. Zaten son 20 dakikası özellikle 80'den penaltıdan sonra 20 dakika hani uzatmayla beraber büyük bölümü oynanmadı oyunun. Oynanamadı. Ve oyunu kaybettik. İlk Alanya maçının haftasında göreve başlamıştım. O günden beri nefes nefese hep bir koşuşturma halinde hep kazanarak başladığı noktadan geldiği nokta kolay değildir. Evet, bugün kazanıp yukarıya bir adım daha yaklaşmak, ondan sonra tekrar devam edebilmek. Bugün, evet, bu oyunun içinde bunlar var. Bugün kaybettik. Ligin iyi takımına karşı kaybettik. Onları tebrik ediyoruz. Biz buradan neler çıkartıyoruz, ne dersler çıkartıyoruz? Onları cebimize koyacağız. Tekrar çalışıp, tekrar kafamızı kaldıracağız. Yakalayabildiğim maksimal nokta neresiyse oraya kazanarak devam etmek isteyeceğiz. Ben direnç göstermemesinin veya coşkulu oyun onlara katılmıyorum. Oyun çok ilk gole kadar çok dengeli bir oyun vardı ki Alanya Spor bugün ligin en tepesindeki takımlara bile çok üstün hem rakamsal olarak hem istatistik olarak üstün oyunlar oynamıştır. Ben coşkusuz veya dengesiz olarak kabul etmiyorum. Gole kadar çok dengeli bir oyun vardı. Teknik olarak bunu daha evvelden de söyledim. Geçen hafta da parmakla başlamıştık, sakatlıktan çıkmıştı. Ondan evvelki hafta Flavio 2-3 maç oynamıştı. Sakatlanma riski vardı. Bugün de özellikle sakatlıktan çıkıp 3 günde bir maç oynamak sakatlanma riskini daha fazla arttırıyor. Ve bir de teknik olarak bugün Baker'ın bu anlamda özellikle rakibin bizim merkezi daha fazla kullanmak isteğinden kaynaklanan bir analizin sonucunda böyle bir karar verdik. Oyunda dediğim gibi şeye kadar bir problem yoktu. Aslında oyun üzerinden değerlendirsek daha doğru olur diye düşünüyorum. Rakibi tekrar tebrik ediyorum. İyi akşamlar.